Merhaba arkadaşlar, Dünya Oyunlardan ben Berkay. Bugün sizlerle Team Fortress 2 oynayacağız. Kısacası eğitim olacak. Başlamadan önce zaten Manko mağazasına gitmek için onaylama kodu mu öyle bir şey var. Onu kabul etmeniz lazım. Oyunu bilmiyorsanız temel eğitime girip oradan işe koyulmanız lazım. Ya da biliyorsunuz. Daha çok öğrenmek istiyorsanız çevrim dışı alıştırma, yani kırmızı takımsanız mavi takıma salacaksınız. İki tane takım vardır, mavi ve kırmızı. Hızlı konuştuğum için özür dilerim çünkü video uzamasın diye konuşuyorum. Ben direkt buradan gireceğim. Evet. Özür dilerim, çok özür dilerim öksürdüğüm için. Bu Minecraft map'inden gireceğim, yoksa bir sürü map var. Bu sadece Minecraft map olarak değil. Bir sürü map var gerçekten. Şimdi onları işleyeceğiz. Tabii hızlı olursa iyi olur. Siz eğer bir sunucuya girdiğinizde ilk önce sunucu bilgileri istiyor. Sonra map'in haritası yüklenecek. Ondan sonra sunucu bilgileri alınıyor. Alıcı bilgiler toplanıyor, alınıyor. Böyle bir şey diyor işte. Sonra o olduktan sonra yer açılıyor. Şu an oyun bilgisayar dondu herhalde. İşte alıcı bilgiler yollanıyor. Fraps şu an yerlerde. 7 0 1. Tamam, oyun sesini biraz kısacağım şimdi. Üzgünüm oyun sesi için. Bunlar standart eşyalar değil. Bunlar standart eşyaya sonradan dönüştürürüm ben. Fraps şu an yerlerde, biraz durmasını bekliyorum. Şimdi seçeneklere gireceğim. Şu oyun sesini bayağı bir kısayım. Siz nasıl yapmak istiyorsanız o kadar yapın. Ben bu kadar yapacağım. Bunlar standart eşya değil. İlk önce Scott'tan başlayalım. Gerçekten Scott hızlı bir karakterdir ve normal bir karakterde bir kere zıplama varken Scott'te iki kere zıplama vardır. Space'e basarak zıplayabiliyorsunuz. Ama Scott'ta iki kere zıplarsanız yani Space'e iki kere basarsanız iki tane zıplama zıplayabiliyor. Ve elinize normal sopa olduğunda üç kere zıplayamıyorsunuz. Bu püskürtücü sayesinde üç kere zıplayabiliyorsunuz ve on canınızı götürüyor. Bu şey soda patlangıcı, işledim kendi ellerimle. Sağ tıka bastığınızda şu alttaki gaz sağ tıka, o gaz kırmızı olduğunda sağ tıka bastığınızda en az 6 kere zıplayabiliyorsunuz. Hatta şurada göstereyim, şöyle şöyle bir dakika, yanlış yaptım. Mesela normal olarak buraya zıplayamazsınız. Böyle bitti. Geri gidelim yerimize. Buraya base adı veriyorlar. Bunun içecek. İçelim, bu bon katımı kuvvet. Siz içtiğinizde size vuramıyorlar. Siz de onlara vuramıyorsunuz. İçelim istiyorsanız. Arkanızdan böyle şeyler geçiyor. Böyle şeyler diyebiliyor. Geri gidelim, şimdi bizi öldürürler falan. Git 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 git. Tamam. Tabanca niye elime? Tabanca yerine bende içecek var. Sonra başka bir adam seçelim. O virgüle basarak adam seçebiliyorsunuz. Noktaya bastığınızda takım değiştiriyor. Scott saldırılarda Soldier, Pyro falan, onların ismini sonra söyleyeceğim. Soldier ile başlayalım. Bunlar bu standart eşyamız değil. Standart eşya gerçekten güzel bir eşya. Öfke var. Öfke şu altta öfke yazıyor. Öfke dolunca şu tarafta olacak. Şu öfke dolunca, nasıl desem size şimdi, öfke dolunca sol tıka bastığınızda bir şey, elindeki şu deniz kabuğunu üflüyor. Deniz kabuğunu üflüyünce bir ses geliyor, sonra sinirleniyor, hızlı gitmeye başlıyor. Elindeki kazma standart eşya değil, normalde kürek olması lazımdı. Fraps yerlerde düşüyor. Bunda roket zıplaması var. Ah, arıyorlar. Bir dakika, hemen geliyorum. Bir dakika. Tamam, söyledim ben arkadaşa. Solcu gerçekten güzel bir karakter. Allah kahretsin. Öldürecekler beni. Embesil. Öldürdü. Normal değilim de şu an hani anlatmak için böyle kötü oynuyorum.
Sonra Pyro'ya geçelim. Pyro kendi eşyası değil, bu elindeki ısırt yakan. Bu elindeki yangın öldürücü. Şu da hava ifşek. Bu gerçekten güzel bir eşya. Mesela uzaktaki birisini yapmak istiyorsanız buradan vurduğunuzda direkt oraya gidiyor ve adamı yakıyor. Bunda çok özellik yok. Böyle yakabiliyorsunuz. Adamdan gelen bir mermiye, mesela bomba geldi diyelim. Bomba atla. Siz sağ tık yaptığınızda bu buharı veriyor. Merminizi çok götürüyor. Bunu önemli anlarda kullanın. Size birisi sıktığınızda onu sağ tık yapıyorsunuz ve direkt ona işliyor. Yani onun oraya gidiyor ve o mermi sizden oluyor. Onun canını götürüyor. Geçelim Demomene. Demomen defansif bir adam. Yani saldırı falan kendiniz ayarlıyorsunuz. Onlar hiç resim yok çünkü bilmiyorum. Hani ya da yeni şey yapıyorum. Göz parlatan. Böyle vurduğunuzda 4 tane kelle topluyorsunuz. Canınız fazla alıyor. Bu da yapışkan zıplatıcısı. Şunu ben değiştireyim. Normal. Getirelim. Tamam. Değişti mi? Değişmedi ama neden? Ölmemiz lazım. Öleyim o zaman. Ha, bir yapışkan zıplatıcısı ölmüyor değil mi? Şöyle öleyim o zaman. Tamam. Ölmedik lan. Kimseyi kendimi öldürtmem. Yeah. Adam beni öldürdü. Neyse, işte elindeki bu mesela mayın koyabiliyorsunuz. İstediğiniz yerlere atabiliyorsunuz ama 8 tane. Eğer 8'den fazla atarsanız hepsi bir anda patlar. Mesela bir adam geliyor diyelim. Çok güçlüler, takımlar. Siz onları bir anda öldüresiniz geliyor. Geldiler diyelim. Mesela şu olsun. Bastığınızda sağ tıka bastığınızda bir uçuruyor. Hepsi ölüyorlar. Hepsi ölüyor. Ölüyorlar değil. Kendinizi böyle uçurabiliyorsunuz. Uçurabiliyorsunuz. Ve uçurabiliyorsunuz. Şuna mesela deneyelim. Bu Minecraft'ın öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Neyse. O adamlar beni öldürsün. Sorun değil. Ben zaten burada kralım. Sandviç var. Bu sizin canınızı dolduruyor herhalde. Bilmiyorum tam. Ve mesela bir adamınızın işte canı işte böyle az. İşte onu atacaksınız. Sağ tık yapıyorsunuz. Alıyor. Yerde işte gördüğünüz gibi. Elindeki Natasha minigun değil. Yani minigun ama Natasha ismi. Minigun değil. Sonra geçelim. Boks eldiveni. Şöyle bir hareket yapalım. G'ye bastığınızda istediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz. Mesela hani özellik olarak. Diyelim ki bunu da G'ye basacağım. Silah olarak değişiyor. Neyse. Engineer olalım. Bu gerçek değil tabi. Şimdi bir dakika. Biz bunu ha, tamam şöyle yapalım. Tamam. Abi alamıyorum. Bunda taret falan kurabiliyorsunuz. Şimdi ben bu tareti kurayım. Şöyle mesela. Şöyle mesela. Böyle mesela olmaz ya. Şöyle mesela diyelim. Ya şey olacak ya bu. Deneme amaçlı da. Şuradan ben mesela şey alacağım. Bu mini taret ama ya. Neyse mini taret olsun. Elindeki kovboy şeyi. Kovboy mudur neyse artık bilmiyorum. Kendiniz böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Neyse diğerine geçelim. Medik olalım. Hadi. Tamam. Medik en iyi arkadaşınız şey olacak. Heavy olacak. Heavy olmazsa hiç gitmeyin. Hatta ilk önce Soldier'a verin canınızı. Hani can vermeyi. Soldier'a verin. Ondan sonra şeye verin. Heavy'ye verin. Ama ilk önce Soldier'a verin. Çünkü Soldier'a biraz can verdikten sonra kendisi ilerleyip roket atarla diğerleri dağıtır. Öndekileri dağıtır. Sonra siz Heavy'ye verdiğinizde Heavy ile birlikte gidin. Arkanızda durun. Heavy'nin arkasında durun. Çünkü arkasında durmazsanız size headshot falan atabilirler. Elindeki standart eşyalar değil. Değiştirelim. Sniper alalım. Sniper bu elindeki şey değil. Neydi onun ismi? Mesela adam geldi diyelim. Bunu attığınızda o zehirleniyor herhalde. Bilmiyorum.
Sniper'da çok önemli bir şeyler yok. Şöyle. Sniper'lığım iyiydi de. Killer yapışkana bomba atar. Ne kadar? Bot killer yapışkan bomba atar. Ne kadar? Attı attı. Sen şöyle git. Öldürdü. Tamam. Zor namaz o. Kendisi mini kritik olarak gider. Şimdi ben ne yapacaktım? Ha, diğer karaktere gidecektim. Spy gerçekten çok karışık bir karakterdir. Bu elimdeki standart eşyalar falanlar gerçekten Spy'da çok ezilir. Mesela sağ tıka bastığınızda elimdeki şu an durduğunuz yerde size şey veriyor. Hayalet gücü. Pelerin yazıyor altta. Ondan veriyor. Eğer ondan vermesi. Mesela ataki gidiyor hızlıca. Bu özelliği şey durup da gitmek. Bunda olay bu. Sonunda durdurdum ben. Kimse yok. Mesela Heavy sinsice öldürebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde. Mesela diyelim önünüzde bir adam var. Diyelim misal. Burada duruyor. Sakin. Siz geldiniz buna bir çaktınız böyle direkt ölür. Tamam mı? Sonra bundan kafadan vurduğunuzda direkt kritikal girer. Bu da taret kuruyorsunuz yani engineer'la. Bunu bozmak için. Bu da kılıp değiştirmek için. Çaktı köfte. Videomuz herhalde bu kadar. İleriki videoda oynayacağım. Adam RT'de yazmış biz artistik taslıyor. Sen kimsin be kardeşim? İşte gördüğünüz gibi sizi indirildik. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Yorum da bekliyorum sizden. Gitsin mi gitmesin mi falan diye.